Türk tiyatro tarihinde bir numaralı isim. 20. yüzyılın bence en önemli kültür sanat insanlarından biridir, başlıcasıdır. Ve hazine değerinde belgeler, ciltlerle kitaplar bırakmış bir insandır. Ulaşılması, erişilmesi imkansız bir değerdi. Eşsiz bir kişilik. Sanat, Türkçe ve insan sevgisi. Hep okurken görürdüm onu. Zaten Osmanlı, zaten Cumhuriyetçi, zaten Avrupalı. Türkiye'de opera sanatının gelişimi, Osmanlı'da batı müziği, onun adını duymadan böyle bir araştırmaya kalkışmak zaten mümkün değil. Bunlar heykelleri dikilmesi gereken insanlardır. Türk kültürüne, sanatına yaptıkları hizmetlerle dolayı. Nurlar içindedir umarım. Bizi görüyor mudur, görmüyor mudur bilmiyorum. Ona sıkı sıkı sarılıyorum. Öpücükler yolluyorum. Ne doğunun ne batının adamıdır Refik Ahmet Sevengil. O hem doğunun hem batının insanıdır. Kipling bir şiirinde doğuyla batı asla bir araya gelemez, birleşemezler der. Ama şiirin sonuna geldiğimizde esasında ne doğu var ne batı. İki insan, inanan insan karşı karşıya geldiği zaman onları durduracak hiçbir kuvvet yoktur birleşmesinde diye biter. Ve bu yüzden de doğu ve batı hiçbir zaman buluşamaz. Çünkü böyle bir ayrım yoktur der. Onun yaptıklarından bir tanesi bile bir ölümlü için yeter ve artardı. Hoca Sevengil, yazar Sevengil, gazeteci Sevengil, tiyatro tarihçisi ve araştırıcısı Sevengil, radyocu Sevengil ve en önemlisi büyük dost, büyük insan Sevengil. O soyadı gibi insanları severdi ve bütün ömrünü onlara yararlı olmak için harcadı.